arkadaşlarım. Ben şimdi sizlere ayın olgusunun cevap bölümünü sunacağım. Sizlere olguyla ilgili bulgular sunmuş ve bazı sorular sormuştum. Olgumuzun cevabı sol diyafragm hernisidir. Sol diyafragm hernilerinin tanısındaki ortalama gebelik haftası tıpkı olgumuzda olduğu gibi 24. gebelik haftasıdır. Sonografide doğrudan ve dolaylı bulgular saptanabilmektedir. Doğrudan bulgular midenin sol hemitoraksta, kalbin ise sağ hemitorakta izlenmesidir. İndirekt bulgularsa sandal şeklinde abdomen, küçük karın çevresi, Doppler'de portal veya hepatik venöz yapıların intratorasik uzanımı, polidramnioz ve hidrotorakstır. Etiyolojisinde çevresel ve genetik etkenler söz konusudur. Diyafragma herneleri çeşitli kromozom ve genetik sendromlarla beraber gidebilmektedir. Sıklıkla 13, 18, 21, 45X, tetrozomu 12P gibi kromozom anomalileri, Beckwith-Lindemann, Cornelia-Delange gibi genetik hastalıklarla beraber olabilmektedir. Bunun yanında A vitamini eksikliği, antikonvülsanlar ve talidomid maruziyetine bağlı olarak da diyafragm hernileriyle karşılaşabilmekteyiz. Yaklaşık olguların %2'sinde ise ailesel olgular ortaya çıkabilmektedir. Yönetiminde karyotip, ekokardiyografi ve sonografik değerlendirmekten sonra karaciğer baş çevresi oranının değerlendirilmesi, karaciğerin toraks içerisindeki pozisyonu değerlendirildikten sonra 3 tane seçenek karşımıza çıkar. Bunlar gebeliğin sonlandırılması, fetoskopik trakeal okluzyon gibi intrauterin fetal girişimler ve gebeliğin devamı. Prognozuna bakacak olursak, postnatal sağ kalım oranları %52 ile 69 arasındadır. Eğer olguya anomali eşlik ediyorsa bu oran %20'lere düşmektedir. Prognozdaki en önemli faktör karaciğerinin pozisyonudur. Bilateral diyafragma herni olgularında sağ kalım %30 ile %35 civarındadır. Sol diyafragma hernilerinde mide intraabdominal ise sağ kalım oranları %100'lere çıkabilmektedir. Hidrotoraks ve asit varlığı prognozu etkilememektedir. Antenatal izlemi nasıl olmalıdır? İzlem önerisiyle ilgili çalışmalar bulunmamaktadır. Bu olguların yaklaşık %2 ile 8'inde intrauterin fetal ölüm riski söz konusudur. Takipte genel olarak öneri 33 ile 34. haftadan itibaren haftada 2 kez NST veya biyofizik profil, fetal büyüme ve amniyotik sıvı indeksini değerlendirmek için 28, 30, 32, 34 ve 35. haftalarda sonografi, güven vermeyen NST, gelişme geriliği ve oligodendroamniyoz varlığında ise gebeliğin sonlandırılması yönündedir. Doğum zamanı ve şekli nasıl olmalıdır? Bu tür olgular mutlaka 3. basamak bir sağlık kuruluşunda doğurtulmalıdır. Ve bu ekipte pediatrik cerrahi ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi olmalıdır. Doğum için optimal yol ve gebelik haftası maalesef bilinmiyor. Ama genel önemli 38 ile 39. haftalar arasında planlı indüksiyon. Sezaryen doğum ise standart obstetrik indikasyonlar için önerilmektedir.